Sanırım sonunda mavi gömleklileri atlattık. Valinin süvarilerini çağırmasına ne buyurulur peki? O da onun görevi. Bütün bildiğim Johnson kasabasından uzaklaşmaktan mutlu oldum. Oranın halkı bizi pek sevmedi. Pek dostça davranmadılar değil mi? Hadi gidelim buradan. Tamam. Herhalde burada ayrılmamız gerekiyor Johnny. Bu Billings'e giden yol. Benimle gelmek istemediğinden eminim. Eminim, ben yukarıya Maria Nehri bölgesine gideceğim. Ne varmış orada? Koyunlar. Dert arıyor gibisin. İnsan da hayatını böyle kazanır değil mi? Bilmem, ben barıştan yanayım. Evet, sahi Billings'teki o işten ne haber? Adam pek açıklamamış. Saman işine yardımcı olmamı istiyor ondan. Evet, iyi bir iş olabilir. Yalnız dikkat et de başına güneş geçmesin. Bir yere yerleşmeyi düşündüğün oldu mu hiç? Evet, bir keresinde yerleşmiştim. Ne oldu peki? Bir gece hücreyi kilitlemeyi unutmuştum. Yok, ciddiyim. O çiftliği düşünmekten vazgeçsen iyi edersin. Sen yapamazsın zaten. Niyeymiş o? O silahı çok uzun zamandan beri kullanıyorsun. Hepsini unutabilirim. Belki sen unutabilirsin ama unutmayacak çok adam var. Neyse, görüşürüz Rep. Hoşça kal canım. Altını mı kaybettin? Hayır. Biraz yoruldu da dinlendirmeye çalışıyorum. Sonra onu taşıyarak geri getireceğim. Geçen hafta aynı şey bana da oldu. Atlar çamura girdiler ve beni çok uğraştırdılar. İnanmazsın. Onları bırakıp arabayı çamurdan kendim çıkarmak zorunda kaldım. İnanırım. Çok az kişiyi inandırabildim. Bu araba Billings'e mi gidiyor? Evet. Ben de tam oraya gidiyordum. Geç arkaya. Geç kaldık zaten. Özür dilerim bayan. Sizi incitmedim ya. Eğer kucağımdan inerseniz sonucu söylerim. Aslında hoş bir şeydi. Ben hoşlanmadım. İsminizi duyamadım. Söylemedim ki. Bu sabah başım biraz Sizi daha önce bir yerde gördün mü ben? Çok yerde bulunmuştum. Bana biraz zaman verin, hatırlarım. Gördüğüm bir yüzü hiçbir zaman unutmam. Bu sabah başım biraz belaya... Aa, biliyorum siz... Ya değil. Bu sabah başım biraz belaya girdi. Atımı yolda bırakmak zorunda kaldım. Gözlerimi kapayıp derin nefes alınca burada sanabilirim. Niye, atları sevmez misiniz? Hayır, sevmem. Buldum. Siz Rep Kitlex'siniz. Resminizi Cheyenne gazetesinde görmüştüm. Johnson kasabası çalışmasında çiftçiler sizi kiralamışlardı. Bir zamanlar bir adam tanımıştım. Her şeyi çok iyi hatırladığı için başı hep derde girer. Özür dilerim yabancı. Kötü bir şey demek istemedim. Aslında düşündüm de... galiba sizi başka biriyle karıştırdım.
Selam Luke. Şeyi gördüm ha. Sanki bir şeyden ürkmüş gibi. Hiçbir sorun çıkmadı yolda değil mi Charles? Hayır. Belki de senin araba kullanıcın adamı ürkütmüştür. O çantayı bana atın. Sağ olun bayım. Bu çantaları nereye göndereyim bayan Saksın? Yardım edebilir miyim? Galiba anlayışınız biraz kıt. Adınızı öğrendim ama. Onları otele gönder Kal. Olur efendim. Hoş kız. O sizden pek hoşlanmamış ama. Beni yeterince tanımıyor da ama. Beni tanıdıkça severler. O sığırlar ne kadar zamanda teslim edebiliriz Curly? Topla bak 2 hafta alır. 1 haftada sürmek. Telford'a ödemen ne zaman? 30 gün içinde. Yeteri kadar süremiz var. Yeter ki... Çekinme söyle. Yeter ki o kadar yaşayabileyim diye. Telford'u bilirsin. Evet bilirim. Yerinde olsam bir gece karanlık bir köşede işini görürdüm. Bu benim tarzım değil ama... Eğer bana bir şey olacak olursa... Girin. Merhaba Curly. Kedicik. Merhaba baba. Seni yarından önce beklemiyorduk. Kalmam için bir sebep yoktu. Sheridan Bankası kredi vermiyor baba. Vereceklerini sanmamıştım. Bu kapalı bir oyun mu yoksa herkes katılabilir mi? Bir kişilik yer var. Seni özledim. Ben de seni özledim. Sonra her şeyi anlatırım. Ah, yorgunluktan ölüyorum. Bu gece şifreye gidebilir miyiz baba? Bence bugün yeteri kadar yolculuk yaptın. Özel bir nedenim var. Neymiş o? Red Kittrick kasabada. Arabada birlikteydik. Evet. Her şey daha iyi anlaşılıyor değil mi? Bu işten uzak dur baba. Bunun için gidelim dedim. Kaçmak için artık fazla yaşlıyım. Lütfen dinle baba. O bir silahşı. Biliyorsun buraya seni öldürmek için getirildi. Lütfen baba. Lütfen yapma. Hatırım için. Senin için yapamayacağım bir tek şey var güzel kızım. O da bu. Ben o çiftliği ellerimle kurdum. Sen orada doğdun. Annen orada öldü. Onu bugünkü haline getirebilmek için Kızılderililerle, kuraklıkla, sellerle mücadele ettim. Bu kadar emekten sonra serserinin biri şehre geldi diye her şeyi bırakıp gidemem. Curly durdur onu. Sen karışma Curly. Bu senin kavgan değil. İşte size bahsettiğim adam, Red Kittrick. Ne istemiştiniz? Bunları yeniden doldurabilir misin? Silahın çapına bağlı. Bende birkaç kalıp var ama... Buffalo tüfeği bu. Bundan buralarda pek bulunmuyor artık. Arada sırada görülüyor işte. Aslında bu silahtan buralarda bir kişi de daha var biliyorum. Kimde? Curly Mather. Curly Mather mı? Dan Saxon'un baş yardımcısı. Genç bir kızı var değil mi? Yok canım, evli bile değil. Saxon'dan söz ediyorum. Oo, tabii tabii var, adı Rita. Curly ile evlenecek. Bayağı ilginç. Siz ve Curly tanışmalısınız. Ortak bir yanımız var. Evet, onunla tanışmak için can atıyorum. Bu tek bir şeyi doldurmamı istemiyorsunuz değil mi? Yok canım, sadece biraz bilgi almak istemiştim. Ne hakkında? Öğreneceğimi öğrendim. Kittrick! Ben Dan Saxon. Öldürmek için çağrıldığın adam. Hadi. Burada bitsin artık bu iş. Siz delisiniz. Sizinle hiçbir derdim yok. En azından henüz. 1 saat içinde kalkan bir araba var. Ona bin ve git buradan. Daha henüz geldim. Ne dediğimi duydun. Biz bu kasabada kiralık katilleri sevmeyiz. O arabaya bin. Ya binmezsem? O zaman oyununu şimdi oyna. Siz bilirsiniz bayım. Thank you.
Tekrar denemek ister misin? Hayır, ikna oldum. Baba, baba! Ah, bir şeyim yok kedicik. O silah elindeyken bayağı cesursun. Körlü. Seni öldürebilirdi. Evet. Niye yapmadın? Hala anlayamadım. Ketrik. Seni hortlak senin. Ne oluyorsun dostum? Geldiğimden beri iki adam kafatasımı delmeyi denedi. Seni de üçüncüsü sandım. Bu benim işim değil. Ne istiyorsun? Telford gönderdi beni. Seni görmek istiyor. Olur, görürüm Bretton. Şimdi hemen. Beni bulmakta güçlük çekmeyecek. Ben buradayım. Geceleyecek temiz bir yer istiyorum. Baba bakın Bay Ketrik, bu sokağın devamında gerçekten iyi bir otel var. Orayı daha çok seveceksiniz. Niye? Şey efendim, burada fare vardır. Ben onları rahatsız etmem. Peki. 20 numara. 16 numara efendim. 16. Yukarıda. Olamaz, tertemiz beşemelerim. Kan revan içinde kalacak. Nasıl oldu? Oldukça iyi. Bu sana ders olsun. Bir katile kafa tutmak için fazla yaşlısın. O bir katil değil doktor. O zaman Texas'tan Kanada sınırına kadar yaptığı şöhret boşuna mı? Boş yere mi para alıyor bu adam? Peki bugün neden öldürmedi beni? Belki iyi ateş edemiyordur. Bence çok iyi ateş ediyor. Onu sevdin galiba ha? Neden olmasın? Dinle beni. Biri beni öldürmeye kalksa herhalde ona pek bayılmazdım. O yalnızca işini yapıyor. Bunun içinde bir adamdan nefret edemezsin. Bak bu durumda bir denerdin mi? Senin hakkında bir şey var Dan. Nedir o? Ben de bir zamanları vahşi bir güruhla dolaşırdım. 25 yıl önce Kitrick gibiydim. Biri bana yardım etmiş olmasaydı şimdi kim bilir nerede olurdum. Biraz başına buyruk. Ama kötü değil. Yalnızca nereye gittiğini bilmiyor. Demek ona yol göstereceksin. Olabilir. Senin kızın yerine bir oğlun olmalıymış Dan. Şikayetçi değilim. Kes şu kağıtları bakalım. Ya bir misli ya hiç. 10 yıldır aynı şey. Tek kuruş alamadım senden. Hile yaptığımı sanmıyorsun değil mi? Seni hiç yakalamadım diyelim ha. Hadi karıştır. Girin. Bak sen. Yanlış odada değil misiniz? Silahınızı indirebilirsiniz. Tehlikeli değilim. Olabilirdiniz. Tehlikeli olmak için her şeye sahipsiniz. Ya silah? Onsuz kendimi çıplak hissediyorum. Onunla da çıplaksınız zaten. Misafir beklemiyordum. Neden geldiğimi sormayacak mısınız? Hayır. Nasılsa söylersiniz, acelem yok. Sizi beklerim. Bu işe nasıl karıştığını söyler misiniz? Buna yeteneğim var. Kiralık katil tutmak için önemli bir sebebi olmalı. Henüz kimseyi öldürmedim. Ama sonunda olacağı o değil mi? Dinle. Beni vazgeçirmeye çalışıyorsan boşa vakit harcıyorsun. Senin gibi bir adam hayattan ne bekler? Anlatayım. Ben de diğerleri gibi hayatımı kurmak istiyorum. Bildiğim tek yol da bu. Ben buyum. Ama yolumu çizmişim işte. Babamın da istediği buydu. Ama o zor yoldan elde etti. Şimdi sen her şeyini elinden alacaksın. Bu riski göze almak zorunda. Ben olmasam başkası olacaktı. Biraz önce onu öldürebilirdi. Ona karşı değilim ki. O zaman bu işi neden aldın? Henüz almadım. Telford öyle söylemiyor ama. Telford her şeye oldu gözüyle bakıyor. Red mi edeceksin? Hayır. Sana
iyi bir teklif yapsan. Neymiş o? Çiftlikte bir iş versen. Ayda 40 dolar ödün. Günde 14 saat eğer üstünde en hadisinden yemek. Soğuk battaniyeler. Bu bir kısmı. Başka ne var? Ne istersen söyleyebilirsin bize. Evet, bu olabilir. Ayrıca işinin zevkli olmasına da çalışırım. Eğer bunda samimiyseniz sizinle bir anlaşma yapabiliriz. Ama yine de ne olursa olsun eminim kaybeden ben olurum. Ben sahtekar değilim. Öyle mi dersin? At! Ne cesaret! Çabuk indir beni! Dinleyin Bayan Saxon. Ben kendimce namuslu biriyim. Sizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi çıkıp gidin buradan. Umarım bir gün o sağ kolunu hiç kullanamazsın. Bay Kitrik. Let the boys in the bathroom will have and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the bathroom will have and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on flowers or a picture in a frame. Just see what the boys in the bathroom will have and tell them I sighed and tell them I cried and tell them I died of the same. Ne istersin viski? Birinin yüzüne fırlatmak için mi? Aslında sönen bir ateşi canlandırmak için. O çeşidimiz de var. İki kadeh içip söğüt dalıyla adam kovalayanları bilirim. Söğüt dalıyla mı? Ya başka bir adla seyahat ediyorsun ya da eski arkadaşlarınla konuşmuyorsun. İnsan bu işte kimin dost kimin düşman olduğunu bilmiyor. Belki işini değiştirmelisin. Düşünmüyor değilim. Sana bir içki ısmarlayayım. Ben sana ısmarlayacağım yukarıda. Kora, burası sana mı ait yoksa hala alamadın mı? Olmasına çalışıyorum. Tamamdır. Parmakların ıslanıncaya kadar dolu. Seni son görüşümde Denver'daydım. Niye ayrıldın? Sen neden ayrıldın? Sebebim var. Senin 12 sebebin var. Ve her birinin elinde de bir silah. Anlaşılan sen Wyoming'i de hallettin. Evet. Oldukça iyi bir sicilin var. Texas, Arizona, New Mexico, Colorado ve şimdi Wyoming. Daha gencim. Geriye pek eyalette kalmadı. Anlaşılan Kanada'da daha iyi yer var. Şansın. İşte ona her zaman ihtiyacım var. Johnny'le iki hiç görüyor musun? Bir iki gün önce gördüm. Kasabada değil, değil mi? Kuzeye doğru gitti. Big Sandy postanesine yazabilirsin. Sana hala aşık Cora. O benim için hep ikinci tercih olmuştur. Ama seni buraya Johnny'den bahsetmek için getirmedim. Sana bir teklifim var Red. Bu salona sahip olmak ister misin? Salon Telford'un sanıyorum. Onun. Bu vadideki bütün çiftlikler biri hariç hep onun. O halde bunu nasıl söylersin? Eğer gerçekten istesem onunla evlenebilirim. Sonra ne oldu peki? Artık o kadarını da sen düşün. Ben de kendime bir şey sanırım. Sana kıyasla acemiğinin teki. Sana söyledim. Ben neyi ne zaman istersem elde ederim. Girin. Ah, sen misin Matt? Red Kittrick'le tanıştın mı? Matt Telford. Daha o zevki tadamadım. Viski verir misin Cora? Ben o kadar sabırlı biri değilim Bay Kittrick. Sizi görmek için birkaç saat önce haber yollamıştım. Bekletilmekten hiç hoşlanmam. Aman ne kötü. Ben de emir almaktan hiç hoşlanmam. Öğleden sonraki küçük çatışmanızı izledim. Herkes izledi.
Kasabada olacakları bilmeyen bir ben varmışım anlaşılan. Oo, gelişinizi yaymak için epey uğraştım. Bay Saxon'un ne yapacağını merak ediyordum. Ne yazık ki onu yasal bir şekilde öldürme şansını kaçırdınız. Önce o çekmişti silahı. Neler olup bittiğini bana daha önce söylemediydin. Mektubumu aldınız. Pek fazla bir şey yoktu içinde. Bazı şeyler vardır ki Bay Kittrick söylemek yazmaktan daha kolaydır. Aslında mesele çok basit. Bay Saxon'un bir çiftliği var ve ben onu istiyorum. Neden satın almıyorsun? İyi bir soru. Satmıyor. Onu öldürmekle ne elde edecektiniz? Elimde Saxon'un 30 günde ödenmesi gereken bir borç senedi var. Bu süre içinde sürüsünü Doğu Pazarı'na götürmesi imkansız. O zaman niye üzülüyorsunuz? Ne yazık ki bu arada bir demir yolu inşaatı işçilerine sığır eti sağlamak üzere ihale aldı. O sığırların yerine ulaşmamalarını istiyorum. Bunun için adamı öldürmeniz gerekmez. Tabii ama belki işleri kolaylaştırırdı. Kusura bakmayın. Önemi yok Vakitlik. Eminim bu teslimata engel olmak için başka bir yol bulursunuz. Ne gibi diyor? Ayrıntıları size bırakıyorum. Konunuzda uzman olarak sizi çok tavsiye ettiler. Öyle mi? Kim tavsiye etti? Eski bir arkadaşınız. Cora Dufresne. Beni düşündüğüne teşekkürler. Bir şey değil. Eski bir arkadaşa her zaman iyilik yapmak isterim. Kazancım ne olacak? Peşin 500. İş bitince 1500 daha. Bu yeterli değil. Bence çok cömert bir teklif. Peki söyleyin, sizin teklifiniz ne olur? Bütün işi ben yapacağım, çiftliğe siz konacaksınız. Bu işte ortak olsak diyorum. Ortaklık anlayışınız nedir? 1/3 yeterli. Acelem yok. Düşünün. Arkadaşın sıkı pazarlık ediyor. Pahalıya mal olacağını söylemiştim. Düşündüğümden de çok. Neden istediğini vermiyorsun? 1/3 hiç yoktan iyidir. Kütürük gibi adamları bilmez misin? Şimdi 1/3 verirsin, sonra hepsini isterler. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Bırak da bu akşam düşünsün. Yarın daha iyi bir teklif yaparım. Kittrick. Belanı mı arıyorsun yoksa kasabadaki tek salon bu? Burada emniyetteyim. Telford kendi salonunda bana bir şey olmasını istemez. Değil mi Matt? Burası benim iş yerim. Düzenle yürümesini isterim. Beni bunun için çağırdı evlat. Hayal görüyorsun Dağın. Sahi mi? Sana bir içki ısmarlayayım bak. Olur. Bu Curly Matter baş yardımcı. Doktor Farrell. Nasılsınız? Adınız ne dediniz? Curly Matter. Ben de öyle duymuştum. Sana bir teklifim var. Kızınız bir teklif yaptı bile. Onun verebilecekleri sizinkilerden daha cazip. Otur Curly. Kızımın seni ziyaret ettiğini biliyorum. Belki benim teklifimi daha çok beğenirsin. Dinlemekle bir şey kaybetmem. Rita bir çiftlik sahibi olmak istediğini söyledi. Bahsetmiş olabilir. Squares'e kulağına nasıl geliyor? Anladığım kadarıyla birçok insana cazip geliyor. Ben kumarbazım evlat. Şimdi bu desteği keseceğiz. Büyük kart çekersen Squares'e iyi kazanır. İpotek ne olacak peki? En çok kurtulmak istediğim de o kısmı zaten. Bana pek öyle kelepir gibi gelmedi. Nesi var? Bütün yapman gereken sığırları teslim etmek. Peki ya kaybedersen? O zaman çiftliğimde çalışırsın. Ayda $40. Ne kadar süreli? Sana ihtiyacım olduğu sürece. Bir dakika Bay Kittrick. Sizin benim için çalıştığınızı sanıyordum. Ben de sizin istediğim ücreti ödemediğinizi sanıyordum. Devam edin. Sen delisin evlat. 20 yıldır hiç kaybetmedi. Artık zamanıdır. Sen kes Mert. Her şey dürüstçe olsun. Sizce o dürüst mü? Değil. Ama acemi. Önce sen. Çocuk kitaptan için çalışacağım. Evet, bence de öyle. Evet evlat, çiftlik senin. Birkaç gün içinde sürümü pazara götüreceğim. Bana engel olmaya kalkan belasını bulur. Sen de bir daha birine tuzak kuracak olursan borçları da topla. Ha, bir şey daha. Atını dışarıda bırakacaksın. Bana bir tane borçlusun.
geç kaldım. Birisi seni fena alt etti galiba. Belki Türkiye hafife almışım. Ne, bir şeyler yapmayacak mısın? İnsan kaybederek kazanmayı öğreniyor. Hemen pes mi ediyorsun yani? Sakson bir belaydı. Şimdi bir de Kitrek çıktı. Bu adamın şiddet üzerine haklı bir şöhreti var. Bunun için epey çalıştı. Ondan korkmayan birini biliyorum. Ne de geniş bir çevren var senin. Doğru adamı tanımak her zaman çok önemlidir. Arkadaşının buraya gelmesi ne kadar zaman alır? 5-6 gün. Çağır gelsin. Tamam. Yalnız onu da ucuza almaya kalkma. Doğrusu atın hiç fena değildi Curly. Al bunu ağla götür. Senin emrinde çalışmıyorum. Madem emrimde çalışmıyorsun çık arazimden. Belindeki o silahla tam bir kabadayısın. Onsuz nasılsın acaba? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin Köl. Çünkü onu hiçbir zaman çıkarma. Merhaba evlat. Gel otur. Lüzumsuz kağıtları atıyordum. Biliyor musun bazen okuma yazma öğrenmenin bir hata olduğunu düşünürüm. Bütün bu kayıtlar gereksiz. İşte çiftliğin tapusu da burada. Kasabaya bir dahaki inişinde onu kaydettir. Bu da Telford'un ipoteğinin bir kopyası. Evet herhalde hepsi bu kadar. Başka bilmek istediğin bir şey var mı? Evet. Sığırlar nerede? Arka tepelerde. Baharda onları bir araya toplamadın mı? Geçirdiğimiz kıştan sonra gerek kalmadı. Arazi acımasız kurt gibiydi. Kış danaları ve kesimlik öküzlerin çoğunu öldürdü. Telford'da zaten bu çiftliklerin çoğunu böyle ele geçirdi. Şu demiryolu ihalesi olmasaydı eminim burayı da alırdı. O zaman sürünün kalan kısmı Kanada sınırına kadar yayılmış. Evet öyle. Telford'un senedine 4 hafta var. Bunu ben de biliyorum. Sürüyü toplaması yaklaşık o kadar zaman alır. Bu da senin problemin evlat. Sonuçta bu alışverişten zararlı çıkan ben olacağım. Vazgeçmek istediğin zaman bana haber ver. Olmaz mı evlat? Araziyi hemen geri alabilirim. Teşekkürler. Sanırım şansımı bir deneyeceğim. Daha önce çiftçilik yaptın mı? Çiftliklerde çalıştım. Ama böyle bir sürüyü hiç toplamaya çalışmadım. Yardıma ihtiyacın olacak. Zaten tek başıma yapamam ki. Adamların için bir sakıncası yoksa işlerine devam etsinler. Ya Curly? Ne olmuş ona? Adamları idare etmeyi ve sığır işini çok iyi bilir. Yalnız ikinizin pek dost olduğunu sanmıyorum. O kadar kötü nişancı olduğu sürece onun da düşman olmaya da karşı değilim. Açıklık getirmek istediğim konulardan biri de bu. Seni tuzağa düşürmeye niyetlendiğinden hiç haberim yoktu. Tamamıyla kendi fikriydi. Hayali düşündüğümden de genişmiş. İstersen işe bir de onun açısından bak. Bir gün bu çiftliğin sahibi olacağını hesaplıyordu. Rita ile evlenecekler. O işte de ona bir zorluk çıkarabilirim. Buradan ayrıldıktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Benim yaşıma gelince artık plan yapmıyorsun. Rastgele yaşıyorsun. O halde belki seninle bir iş yapabiliriz. Dinliyorum. Her türlü yardıma ihtiyacım var. Bu yayılmış sürü hakkında herkesten çok sen bir şeyler biliyorsun. Bana iş mi teklif ediyorsun? Neden olmasın? Sen bana ettin. Düşüneceğim. Acele etme. Yarından önce işe başlama. Etrafı göstermek ister misin? Sevinirim evlat. Kim bilir belki de son görüşüm olur. Bu da kim? O senin aşçın, profesör. Öyle olsun bakalım. Onlar da yardımcıların. Herhalde Bay Saxon size durumu bildirmiştir.
Buranın yeni sahibiyim. Adım Kitrick. Evet, biliyoruz. Durumu size de anlatmak isterim. Evet. Bu çiftliği aynen Bay Saxon gibi idare etmek istiyorum. Kalmak isteyen kalabilir. Hiçbirimiz kalmıyoruz. Yalnızca ücretlerimizi almaya geldik. Oldu. Onlarla konuş. Bence bu da senin sorumluluğunda. Çiftlik senin. Ben iflas ettim. Paran olmadığını söylememiştin bana. Hiç sormadın ki. Evet. Sanırım her gün çiftçilik hakkında yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu arada bizim paralardan ne haber? Yapabileceğin iki şey var Curly. Ya pılını fırtını toplayıp kasabaya dönersin ya da burada kalır paranı almaya çalışırsın. Boğaz tokluğuna çalışamayız. Sanırım şimdilik bundan başka bir şansın da yok. Bu sırları pazara götürmeliyiz. Yardım ederseniz ücretlerinize iki kat öderim. Bunu nasıl garanti edelim peki? Söz veriyorum. Yeterli değil. Neden olmasın? Ben ona güveniyorum. Yani onun için mi çalışacaksın? Aç kalmaktan iyidir. Ben aç kalmayı tercih ederim. Ben denedim kızım. Hiç tavsiye etmem. Doğru mu söylüyorsun Can? Yoksa bizi oyalıyor musun? Doğru söylüyorum. Bu çiftliğin 25 yıl sahibi oldum. Ve bir anda kaybettim. Burasını Telford'a kaptırmaktansa cinayet dışında her şeyi yapabilirdim. Ne dersiniz çocuklar? Senin için yeterliyse bizim için de yeterlidir Tan. Evet. Benim için de. Teşekkürler. Yarın toplama işine başlarız. Curly. Ben de seninle geliyorum. Çiftliği görmek istiyordum. Girebilir miyim? Girmezsen nasıl konuşabiliriz? Ben çıkamayacağıma göre. Hey Milt, bana kahve getir. Pek mutlu olmadın ha? Sabah bu saatinde kimseyi görmekten mutlu olamam. Sen rahatına bak. Ben saçımı tarayacağım. Korkunç görünüyor olmalısın. Bana göre iyi görünüyorsun. Çok uzun zamandır dağlardasın. Biraz kahve içebilir miyim? Gel al. Geçinebiliyor musun Kitrick'le? Tercih bana kalsaydı, emin ol onunla çalışmazdım. Buna mecbur değildin ama. Neden kabul ettiğimi biliyorsun. Galiba biliyorum. Yine de duymak hoşuma gidiyor. Curly! Ne oldu? İşin bitti mi? Sanırım tepelerde birkaç sığır kalmıştır. Aramaya başlasan iyi edersin. Sonra görüşürüz. Bir gün senin hakkından gelecek. Körlü mü? Evet, körlü. Umarım ben de orada olurum.
Geçirdikleri kışı düşünürsen kötü durumda değiller. İyi beslendikleri takdirde semirmeleri çok zaman almaz. Yarın kuzeydeki açıklıkları tararız. Öbür günde yolculuğuna başlayabilirsin sanırım. Hangi yoldan gidebiliriz? Gidilebilecek bir tane yol var. Dağın eteğinden dolaşan bir yol. Dağı aşarak gitsek daha kısa olur. Evet, daha kısa ama bugüne kadar kimsenin denediğini sanmıyorum. En azından şimdiye kadar kimse başaramadı. Sen bilirsin Sasson, bu araziyi benden iyi tanıyorsun. Kendi kararını kendin ver. Zaman gittikçe azalıyor ve tel fırtasını engellemeye çalışabilir. Bunu yapacağını zannetme. Onu küçümseme evlat. Eğer bu çiftliği ele geçirirse bütün bu havalinin kontrolünü elinde tutacak. Denemeden pes etmez. Elime son defa kara as geldiğinden beri gördüğüm en güzel manzara bu. Kalk! Hadi kalk da senin belini de atayım. Ne oluyor Charlie? Yalnızca bayan Rita'ya bakıyordu. Sakin olun. Ne diyeyim, ona da bakılıyor. Hey, ağır ol biraz. O hoş bir kız Charlie. Ona bakmamızı istemiyorsan eve gitmesini söyle. Bir gün yine bunu tekrarladığımda sana fikrini değiştirmek için şans tanımayacağım. Hadi gelin alın bakalım, yoksa domuzlara vereceğim ha. Git de yemeğini ye. Evet, bu sabah ne yiyoruz? Dün yediğini, fasulye ve at eti. At yemeğe bir itirazım yok da... ...profesör onları pişirmeden eğerini falan çıkarsa diyorum ha? şey patron... Bir şeyim var profesör? Evet, Bay Saxon yarın yola çıkacağımızı söyledi, doğru mu bu? Evet doğru, yarın başlıyoruz. Yolda ne yemeği düşünüyorsunuz peki? Ne var, yemek azalıyor mu yoksa? Azalmıyor, bitiyor, hepsi bu... Neler istiyorsun? Bakayım, patates, un, mısır, domuz yağı... Tamam işte, bir liste yap gel. Yemekten sonra kasabaya bir araba gidiyor. Bana ne bundan? Çünkü sen kullanacaksın. Kahvaltını et ve kendine at seç. Evet, işte oradalar. Hadi koşturalım şunları biraz. Atları eğerleyin. Geç ve onları döndürmeye çalış. Onları durdurmayı başardık ama fena dağıldılar.
Kim yaralandı? Biraz olsun. Kötü mü? Bir süre sığır kovalayamaz. Sence Telford mu? Bundan hiç şüphen olmasın evlat. En iyisi onu çiftliğe geri götürün. Kasabadan Doktor Farrell'ı gönderirim. Gün ağarınca sürüyü tekrar toplarız. Neden vazgeçmiyor? Onları bir araya getirmek bir hafta sürer. Onları öbür gün toplanmış ve hareket hazır istiyorum. Sen misin? Merak edip beni aramaya çıktığını söyleme sakın. Nerede yiyecekler? Alamadım. Telford o şeyin dükkanındaki kredini kestirmiş. Arabayı geri döndür. Kasabada buluşalım. Geliyor. Bay Kittrick, bu ne güzel sürpriz. Öyle mi? Demek seni aramaya geleceğimi düşünmedim. Özür dilerim, neden söz ettiğinizi anlayamadım. Neden söz ettiğimi biliyorsun. Adamlarını çiftliğimden uzak tut, yoksa birini duvara çevirir. Tehditlerden hiç hoşlanmam. Tehdit etmem, hayatını kurtarıyorum. Oh, barışsever çocuk. Johnny! Nasılsın Rep? Maria bölgesinde koyun gittiğini zannediyorum. Koyun yetiştiricileri köpeklerini adamlarından daha iyi davranıyorlar. Ayrıca kokuya da dayanamadım. Anlaşılan siz tanışıyorsunuz. Biz avcılıktan tanışırız Telford. Duyduğuma göre çiftçilik yapıyor musun ha? Evet. İş ister misin? Teşekkürler ha. İşim var benim. Uğradığına memnun oldum Kıtrek. Sana Square Sea için esaslı bir kar getirecek teklif yapmak istiyorum. Satılık değil. Hata ediyorum. Daha önce de etmiştim. Belki bilmek istersin. Yasal olarak o çiftliğe sahip değil. Neden söz ediyorsun sen? Evet, duydun mu bilmiyorum. Şans oyunlarında toprak kazanmayı yasaklayan bir toprak yasası var. Yalan. Al kendin oku. Emlak üzerine bahse girmek o emlak bir şahsan diğerine dedetlenir. Niye daha önce söylemedin? Bilmiyordum ki. Bay Brett'in öğleden sonra keşfetti. Galiba seni aldatmışlar be. Çiftlik benim değilse neden satın almak istiyorsun? Diyelim ki çiftliğin gerçek sahibini bulması için sana bir ikramiye teklif ediyorum. Al parayı da. Bu ikimiz için de iyi olur. Senin üstüne gelmek istemiyorum. O senin fikrin canım. Dur biraz. Sana bir içki ısmarlayayım. Neden olmasın? İlginç bir durum. Yardım ister misin? Otur. Arkadaşlarım mı? Yardımcılarım. Pek hoş çocuklar. Bu işin de bu yönünü seviyorum. Hep bu tiplerle beraber. Otursan ben bir keşfe çıkacağım. Over the hill, I'll keep on waiting, waiting beyond the mountain. I love my true love, and always Yanlış şişe almışsın canım. Bayağı iyi bir içki bu. Bu Telford'un kendi içkilerinden. Barda satılıp pabuç temizlemeye yarar sadece. Bu iş için sana ne ödüyor canım? 3500. Fiyatı arttırıyor. Bana 2000 teklif etmişti. Adam yeteneğe göre para ödüyor. Bunu da hesaba katmalısın. Nasıl ödüyor? $1000 nakit. $2500 da iş bittiği zaman. Yani beni vurunca. Sanırım senin adın da geçti bir ara. İyi bari. Bundan da ucuza ateş edilmişti. Oturabilir miyim? Senin yerin daima hazır.
Eski günlerdeki gibi, üçümüz beraber. Evet, tek eksiğimiz bir cenaze levazımatçısı sanırım. Çiftlik işini nasıl buldun? Fena değil. Şimdilik tabii. Görüşürüz Johnny. Evet, görüşeceğe benziyoruz. Johnny. Evet. Onu öldürecek misin? Bilmiyorum. Arabayı O'Shea'nin dükkanının arkasına götür. Oraya geleceğim. O'Shea. Seninle konuşmak istiyorum. Gel yürüyelim. Burası iyi. Beni duymadın sanırım. Gel yürüyelim dedim. Blöf yapıyorsun Kitrik. Beni burada vurmaya cesaret edemez. Blöf yaptığımı sanırsan oturmaya devam et. Kitrik şimdi O'Shea ile birlikte dışarı çıktı. Bana Johnny'yi gönder. Bir lamba yeter. Şimdi bir kalem al ve aldıklarımı yaz. Paranı alacaksın. Bir şey yapabilir miyim? Evet, bunları dışarı taşımama yardım et. Buna soygun derler. Bu soygun değil. Yalnızca hesap açtırıyor. Başka var mı? Hepsi bu kadar. Arabayı kasabadan çıkar ve beni bekle. Gecikmem. Şimdi beni dinle Kitrik. Paranı alacaksın dedim, alacaksın. Silahını alın. Burada kimseyi öldürmeyin. Cinayete karışmak istemiyorum. Buraya zorla girdi değil mi? Yavaş ol, kimse öldürmeyecek onu. Neden? Çünkü o benim dostum. Ama Telford dedi ki... Telford'un bütün istediği o sırların teslim edilmemesi. Sırları koşarken görmek hoşuma gidiyor. Bu akşam gidiyor. Onu ne yapacaksın? Azıcık okşayın. Bu onu birkaç gün yavaşlatır. Bunu görmek istemiyorum. O zaman dışarı çık. Telford'un teklifini kabul etmeliydin. Bu ikimiz için de iyi olacak. İşini görür. Hadi gidelim. Acıyor değil mi? Yapanın kim olduğunu unutturmayacak. Nerede öğrendin bunu? Hayatın bir çiftlikte geçince çok şey öğreniyorsun. Bütün her şey için teşekkür ederim. Bir şey değil. Niye yaptın? Sağ kolun olmadan niye benzediğini merak ettim. Ayrıca babama iş de verdim. Bunun için sana minnettarım. Ben de benimle ilgili zannetmiştim. Yardıma ihtiyacım vardı. Daha önce de vardı ama hayatta bana hiç kimse yardım etmedi. Aşık mısın Körlüğe? Evlenmek istiyor. Ben onu sormadım. Seni niye ilgilendiriyor anlamadım. Çiftlikteki hakkımı tehlikeye atmak istemem. Artık gitmeliyiz.
geçen akşam dağıttığımız sürüyü tekrar toparlamak 2 günlerini aldı. Ama bu sabah güneş doğmadan yola çıktılar. Vadide 8-10 mil yol aldılar bile. Onları bir hafta içinde Yellowstone'a götürebilirler mi dersin? Hiç şüphen olmasın. Böyle sürmeye devam ederse rahatlıkla varırlar. Hemen yola çıkalım o zaman. Montana civarında görülen en büyük sığır ızgarası partisi olabilir. Bizim işimiz olduğunu kimseye söyleme de. Asılmak istediğimi mi sanıyorsun? Hiç sanmam. Hadi yürü. Ne kadar yol geldik bugün? Sanırım 15 mil kadar geldik. Güzel. Birkaç mil daha gidelim. Havanın kararmasına daha var. Sabahın köründen beri yoldayız. Çok yoruldum. Adamların dinlenmeye ihtiyaç var. Neden burada dinlenmiyoruz? Yellowstone'a vardığımızda dinlenirsin. Şimdi kıpırdayım biraz. Bir şeyi iyi öğrenmelisin. Adamları bu kadar zorlama. Ve hala bir kolun askıda olduğunu unutma. O benim sorunum Tarzan. Bir hatırlatayım dedim. Biraz daha gidip kamp için uygun bir yer seçeyim. Ateşe vermiş. Alevler bu tarafa doğru geliyor. Ben de merak ediyordum Telford ne planlıyor diye. Hadi hayvanları nehre doğru sürelim. Çabuk arabayı çevirin, çabuk olun. Teşekkürler. O işi kendisi yapamaz mı? Yapabilir herhalde. Ne oldu? O zaman kendi yaptı. Bana ne yapacağımı sen mi söyleyeceksin? İkinizi de izliyorum. Gördüklerim hoşuma gitmiyor. O zaman sen de bakma. Kitrick'e aşık mı oluyorsun yoksa? Kimseye aşık olmuyorum. Bu senin için de geçerli. Bence sen sevgilini kaybettin Curly. Sizi bilmem ama ben sabah olunca buradan çekip gidiyorum. Paramızı alabilir miyiz diye bekledim. Şimdi görüyorum ki en ufak bir şansımız bile yok. Paranı alacaksın Curly. O sığırları sabah gün doğarken yola çıkar yeter. Ne tarafa doğru söyler misin? Yellowstone'a. Hayvanları o yanmış otların üstünden geçiremezsin. Bir mil gitmeden hepsi boğuldu. Bunu denemeye niyetim yok.
Onları dağdan aşıracağım. O araziyi bilirim. Bu mümkün değil. Hiç denedin mi? Hayır. İyi ya, senin için yeni bir tecrübe olur. Ben yok. O zaman defol kamptan. Hazır olduğum zaman giderim. Hayır, şimdi gideceksin. Yo hayır, orası benim bileceğim iş. Konuşmayı bırak da nasıl gideceğine karar ver. Atla mı yoksa yaya mı düşün artık. Buraya geldiğinden beri bela arıyoruz. Artık sana ders vermenin zamanı geldi sanırım. Ne zaman istersen. Yerinde olsam kimseye sataşmam. Kolum sana engel olmasın Curly. İçinizde o dalları aşabileceğimize inanmayanlar varsa şimdiden ayrılsın. Kendi hesabıma yükseklerde yaşamanın sağlığa hep yararlı olduğunu düşünmüşümdür. Eğer bütün yapabildiğim buysa iyi ki Curly blöfünü görmedi. Curly'den hiç korkmadım. O zaman neden talimi yapıyorsun? Zorluk çıkarırsa Telford'a onu öldüreceğimi söylemiştim. Bu sana çiftliğini geri getirmem. Ama onun da bu işten zevk almasına engel olur. Bak, ilk kaybeden adam sen değilsin. Babam da bu çiftliği bir kumarda kaybetti ama ağlamadı biliyorsun. Yalnızca şansım yokmuş dedim. Evet. Ama destenin içinde bir joker var. Ne demek istediğini anlamadım. Araziyi kurtardıktan sonra onu yeniden elde edeceğini umuyorum. Yalan söylüyorsun. İstersen git ona sor. Babam hayatında hiç hile yapmadı. Kızı da bir zamanlar hiç hile yapmadığını söylemişti. Bakalım şunu tepeye çıkarın. Ne yapmamı bekliyorsun? Parçaları ayırıp tek tek mi taşıyayım yani? Gracie bir ip bağla. Irish ona yardım et. Hadi bakalım. Bazen bu işe neden kalkıştığımı anlayamıyorum. Saxon'un emrinde çalışmaktan hoşlandığını evet, sanıyordum. Evet ama artık onun için çalışmıyorum ki. Bilmiyorum, belki de hala onun için çalışıyoruzdur ha? Devam et. Buralarda bir yasa var ki bir araziyi kumarda kazanamazsın da. Deme ya. Demek bunca zaman kendine yontuyor. Eğer yanılıyorsam kasabaya ilk inişimizde bütün içkiler benden. Hadi profesör, çıkış hazır ol. Tamam. Hadi. Oh, my God.
Tepeye bu akşam varmalıyız. Acaba dağın öbür yanı nasıl? Herhalde daha kötü olamaz. Öyle bir arazi geçtik ki koca boynuzlu sığırların bile midesi alt üst oldu. Hadi yola devam edelim. Örüğün zamanında yetiştirecek gibi, ne dersin? Yapabileceğini biliyorum zaten. Size ne olacak peki? Korkma kedicik. Her şey çok iyi olacak. Bütün bunları neden şimdi bana anlatıyorsun? Senin Ketrik için çalıştığını sanıyordum. İki gün öncesine kadar onun hesabına çalışıyordum. Bırakman için herhalde iyi bir sebebin oldu. Orası bana ait. Aha. O araziyi sen iyi bilirsin Curly. O sığırları tepeden aşırmak için sence şansı var mı? Oldukça zor bir yolculuk ama yapılabilir. Eğer yapılabilirse o yapar. O zaman ona engel olmak için bir şeyler yapın derim. Bunu söyleyeceğinden korkuyordum ben de. Seninle gelmemin bir sakıncası var mı? Evet var. Ben insanları arkadan vuranları sevmem. Bir rehbere ihtiyacın olacak canım. Adam tutmak senin işin. Ben yalnızca fikrimi söyledim. Dik değil mi? Evet. Bu arabayı aşağı indirmek çok zorlu bir iş olacak profesör. Bir keresinde birini denerken görmüştüm. Peki ne oldu ona? Kim bilir. O günden sonra onu gören olmadı ki. Evet, bu artık hazır. Profesör! Hadi yola çık. Yani bunu gerçekten aşağı sürmemi mi istiyorsun benden? Zor olacağını zannetmiyorum. Yok, bak patron. Uykusuz günlerce gittim. Vahşi hayvanlarla, yılanlarla cebelleştim. Bir şey demedim. Ama intihar etmeye gelince ben yokum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? O kolla arabayı süremezsin. Boynunu kırmak mı istiyorsun? Benim boynum. Ver o dizginleri bana. Daha! Korktun mu? Bir daha böyle bir şey yapmama izin verme. Gittin sanıyordum. İhtiyacınız olur dedim. Ne demek istersin? Biraz önce Curly ve Telford'un adamlarından bazılarını dere yatağından doğru gelirken gördüm. Curly taraf değiştirmek için hiç vakit kaybetmemiş değil mi? Bu sırları burada tutamayız. Ya onları yine dağıtmaya kalkarlarsa? Biraz ötede derin bir kanyon var. Sürüyor oraya sürelim. Bir fikrim var. Gel profesör. Arkaya getirin. Profesör, şu kayalıklara çekilelim ve bir ateş yakalım. Ateşi ne yapacaksın? Hepsinin silahı var. Ne dediğimi duydun, kıpırda. Yukarı değil mi? Hadi. Evlat, buradan başka çıkış yolu olmadığını unutma. Biliyorum. Onun için bunları buraya getirdim. (Gülüyor)
sonuncusu patron. Tamam, ateşe biraz daha odunlar. Belki unuttum sana söylemeyi ama onlar 20-30 kişi kadar var. Evet, duydum. Geliyorlar, çeyrek mil kadar aşağıdalar. Geldiklerinde çok şaşıracaklar. Siz o kayalıklara geçin. Kötü. Senin iyi arkadaşın. Hadi devam edin. Esnaf. Yaran kötü mü? Beni düşünme. Sen sürünü demir yoluna getirmeye bak. Ben orada olacağım. İşte sığırlarımız geliyor. Buralarda doktor var mı? Kendine doktor diyen biri var. Demir yolunun öbür tarafında. Teşekkürler. Babana bastır. Ben en kısa sürede dönerim. İşte buyurun Bay Kitrik. Umarım yaptığımız hesap doğrudur. Size güveniyorum bay. Sürüyü hiç saymadım. Yarası ağır mı doktor? Yara derin değil. Birkaç güne kadar iyileşir. Evlat, bütün sıkıntıların bitti. Belki de daha yeni başlıyor. Sen bir çiftlik istedin. Bir şeye sahip oldun mu sıkıntıların da olur. Bu aldığın sorumluluğun bir kısmı. Bir şeye sahip olduğundan emin değilim. Bilinse gidip senedini ödemeye daha vaktin var. Kastettiğim o değil. Anlaşılan bu yörede bir yasa var. Bir araziyi kumarda kazanamıyorsun. Evet, duymuştum. Ne yapacaksın peki? O yasa sarhoşları ve delileri korumak için çıkarılmış. Ben hiçbiri değilim. Bu senin soruna cevap mı? Kısmen. Her şey tamam mı? Tamam doktor, teşekkürler. Başka ne var? O gece oynadığımızda benden büyük çekebilirdi. Belki. Neden çekmedi? Evlat, bunu açıklamak biraz zor. Kaybedecek bir şeyim olmadı. Buna karşılık çok şey kazanabileceğimi düşündüm. Körlüden hiçbir zaman fazla hoşlanmadım. Ama onunla rekabet edecek biri yoktu etrafta. Neden beni seçtin? Seçimi ben yapmadım. Ben yalnızca malı vitrine koydum. İnsanların görebileceği bir yere. Şimdi iyi bir arazim var. Rita da iyi bir kızdır. Bütün yapman gereken silahını kaldırıp çalışmaya başlamak. Bunun için hala birine borcum var. O borcu ödemek zorunda değil. Belki düşündüğün şekilde değil. Ama başıma hala ödül veriyor. Ona tek kolla meydan okursan kaybedersin. Yerimde olsaydın? Aynı şeyi yapardım. Yalnız sen yine de genç, ateşli bir budalasın. Teşekkürler. Bu da ne? Bu senin sapın. Postu deldirirsem senin olur, anlaştık mı? Rita'ya ne söyleyeyim? Geri döneceğimi söyle. Kasabayı terk edeceğini biliyorsun, seni aramaya gelecek. Kaçmamı mı istiyorsun?
Hayret, bu ne değişiklik? Fakat koşmak için yer uygun değil. Her akşam yatağa bu gece gelebilir korkusuyla girmek istemiyorum artık. Rep! Daha fazla yaklaşmayacağım. Görmek istediğim biri mi var? Nelson. Ona ödemem gereken bir para var. Parayı bana bırakabilirsin. Ben ona veririm. Kendim ödemek istiyorum. Ben hala Telford için çalışıyorum. O seni görmek istemiyor. Ben de çok mutlu olacağını zannetmiyorum. Sakın deneme çocuk. Hem de tek elle. Sen bana hala $2,500 kazandırabilirsin. Daha merdivenlere gelmeden haklarım. O zaman işini kolaylaştırayım. Ya buna ne dersin? Parayı ödememek için işimi elimden alacak. Bazı insanlara hiç güvenilmiyor. Herkese benden içki. Hangi zehirden istiyorsunuz beyler? Adını söyleyin. Sanırım ödeştik Johnny. Bunu duyduğuma sevindim Rap. Arkadaşlarım vurmaktan hiç hoşlanmam. Bak, seni arayan biri var. Hadi çıkalım. Buraya gelmen uzun sürmedi değil mi? Vakit bulursan o tapuyu kaydettirir misin? İşimiz vardı. Sanırım işler tam düşündüğün gibi sonuçta. Bundan çok memnun. Gel doktor, içki için gel çek. Zahmet etme, ben ısmarlarım. Thank you.